Merhaba kazanım 9 testini birlikte çözelim. Birinci soru. Şimdi bir basketbol takımındaki 15 sporcunun attığı basket sayıları 2 tane atmış işte 24 tane basket 18-20 vesaire olarak verilmiş. Şimdi bunu 3 gruplu histogram olarak göstereceğiz grafiğini. Ben sizler için önceden hazırladım. Şimdi nasıl yapılıyordu bunlar? Önce küçükten büyüğe doğru verileri sıralayacağız. Bak gördünüz mü? Küçükten büyüğe doğru hepsini ne yaptım? Sıraladım. Tamam. Sonra açıklık bulunuyor. Açıklık nasıl bulunur? Bakın açıklık. En büyük eksi en küçük. Gördünüz mü? 28. Tamam. Grubun açıklığı neymiş? Pardon açıklık neymiş verilen açıklığı? E, 28. Sonra grubun genişliğini buluyorum. Bak genişliğini. Neydi? E, açıklık bölü grup sayısı. Açıklık ne? Gördüğünüz gibi 28. Grup sayısı kaç? Bana soruda ne diyor? Üçlü grup diyor değil mi? O zaman bölü 3'ten kaç oldu? 9.3. Ama bu sayı bu orandan büyük en küçük tam sayıyı bulmam gerekiyor. Peki 9.3'ten küçük en büyük 9.3'ten büyük en küçük tam sayı değeri kaç? 10. Tamam. Şimdi ben bunu grafiğe nasıl dökeceğim? İyi hoş hocam bunları bulduk açıklı vesaire ama şimdi bak olay ne? Şimdi basket sayısı şimdi buradaki grubun genişliği şu. Basket sayısı şimdi 2'den başladık ya. 2'den başlayıp böyle onlu onlu gruplar yapacağım demek. Neden? Grubun genişliği çünkü 10. Şimdi o zaman en küçük hangisiyle başladım? 2 ile başladım değil mi? Bak grubun genişliği pardon e, bu hani olayı nasıl hani tablo haline getireceğiz. 2'den başladım ya grubun genişliği 10 olduğu için arada tamam mı? E, aradaki basket sayılarını da buna dahil edecek şekilde 10 birimlik basket sayılarını yazıyorum. Yani basket sayısı 2 ile 11 arasında olan kaç kişi var? Anlaştık mı? Şimdi bakın asla dikkat edin. 11'den 2'ye çıkar. Bu arada kaç tane sayı var? 11'den 2'ye çıkar. 9. Bir daha 10 tane sayı var orada. Anladık. Yani grubun genişliği 10 orada. Şimdi basket sayısı 2 ile 11 arasında olan kaç kişi var? Bakalım. 1, 2, 3 kişi var. Gördünüz mü? Bak 1, 2, 3 kişi var. Bak kişi sayısı 3. Sonra 12'den başladık 21'e kadar. Niye? Grubun genişliği 10 çünkü. Arada kaç tane sayı var fark ettiniz mi? Yine 10 tane sayı var. Tamam. Peki basket sayısı 12 ile 21 arasında olan kaç kişi var? Sayalım mı? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bak de dahil olacak şekilde. 10 tane gördüğünüz gibi. Sonra basket sayısı 22 ile 31 arasında olan kaç kişi var? Bakın iki tane kişi var. Tamam. Şimdi bunu nasıl dökeceğiz grafiğe? Burası gördüğünüz gibi basket sayılarını verdi. Burası da neyi verdi? Kişi sayılarını verdi. Hatta onu yazayım. Durun. Şurası basket sayısı. Basket sayısı. Orada yer yok. Orası da kişi sayısı. Şöyle okla göstereyim. Kişi sayısı. Tamam mı? Şimdi. Evet. Basket sayısı 2 ile 11 arasında olan kaç kişi vardı? 3. Bakın 3. Gördünüz mü? Tam şu arada bir yerde şöyle 3. E. Basket sayısı 12 ile 21 arasında olan kaç kişi var? 10 kişi var bak. 12 ile 21 arasında olan kaç kişi var? Bakın 10 kişi var. Gördünüz mü? Anlaştık mı? Basket sayısı 22 ile 31 arasında olan kaç kişi var? Bakın 2 kişi var şöyle. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Bak histogram grafiği nasıl çiziliyor? Bu şekilde çiziliyor. Hadi bir kere daha yapalım. Bir iş yerinde çalışan 24 kişinin yaşları verilmiş. Şimdi önce ne yaptık? Bunları küçükten büyüğe doğru sıraladım. Tamam, küçükten büyüğe doğru sıraladım. Sonra ne yapıyoruz? Açıklığı buluyoruz. Açıklık ne? En büyükte en küçük. Şimdi burada bu veri grubunda en büyük kaç? Bakın 49. En küçükte kaçmış? 22. Tamam mı? Yani grubun açıklığını 27. Sonra neyi buluyorduk? Grubun genişliğini buluyoruz. Bakın grubun genişliği, açıklık bölü grup sayısı. Açıklık ne? 27 dörtlü grup diyor ya bana o zaman dörde böleceğiz. Kaç gelmiş? Altı küsür gelmiş. O zaman biz ne alacağız? Yedi alacağız. Şimdi bu grubun genişliği ne demek? En küçükten başla arada yedi olacak şekilde yedili yedili gruplar yap. Tamam. Şimdi en küçüğü kaçtı? Yirmi iki mi? Bak. Yirmi iki, yirmi sekiz. Anladık hani? Yedi bak. Aradaki fark kaç? Yedi. Sonra yirmi dokuz. Anladın? Otuz beş. Sonra 36, 42 hep 7 7 bakın sonra 43 49 anladık mı tamam şimdi burada kaç kişi var bir de onu bulmam lazım yani yaşı 22 ile 28 arasında olan kaç kişi var tabi bunu küçükten büyüğe doğru sıraladığımızı varsayın kaç tane varsa baktık 7 kişi varmış sonra 29 ile 35 arasında olan kaç kişi var baktık 7 kişi varmış 36 ile 42 arasında olan kaç kişi var? Yaşı 36 dahil 42 dahil olacak şekilde kaç kişi var? 7 kişi var. Yaşı 43 ile 49 arasında olan kaç kişi var? 3 kişi var. Sonra da ne yapacağız? Grafiğe dökeceğiz. Bakın yaşı 22 ile 28 arasında olan kaç kişi vardı? 7. Gördünüz mü? Yaşı 29 ile 35 arasında olan kaç kişi var? 7. Yaşı 36 ile 42 arasında olan kaç kişi vardı? 7. Yaşı 43 ile 49 arasında olan kaç kişi var? 3 kişi var. Anlaştık mı? Bakın orada da nasıl belirlemiştik onu bir kere daha göstereyim. Birinci soruda. Hani bu veriler daha az olduğu için sıralamıştım. Mesela burada ne yapmıştık? Basket sayısı ile ilgili konuştuk. Basket sayısı 2 ile 11 arasında olan kaç kişi vardı? Saydık değil mi? Bakın. Küçükten büyüğe sıralayıp saymıştık. Basket sayısı 2 ile 11 arasında dahil olacak şekilde kaç kişi var? Bakıyorum. 1, 2, 3 kişi var. Anladık o sayma işini. Mesela basket sayısı 12 ile 21 arasında olan kaç kişi var? Bakalım sayalım. 12 dahil, 21 dahil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kişi var. Anladık. E burada da yine ne yaptık? Mesela yaşı 20 ile 28 arasında olan kaç kişi var? Tabii küçükten büyüğe sıralayacağız bunu. Bakıyorum falan filan i̇şte kaç kişi varmış? 7 kişi. 29-35 arasında olan kaç kişi varmış? Bakıyorum işte 7 kişi var. 36 ile 42 arasında olan, 43 ile 49 arasında olan şeklinde. Ondan sonra bu şekilde grafiği ne yapıyoruz? Belirliyoruz. Umarım histogram grafikleri anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın.